Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel e, atkı şal modelini yapacağız. İnşallah güzel bir anlatım olur. E, sizler için elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, bakın şöyle modelimize öncelikle. Çok salaş ve çok rahat, boyunda çok güzel duran bir atkımız. Bakın, modeli de çok güzel. E, bu modeli her yerde de kullanabilirsiniz tabi ki arkadaşlar. Bakın çok esnek, biraz gevşek e, öreceğiz bu şalımızı. Şimdi öncelikle tığ numaramız ipinizden biraz kalın olacak. Normalde mesela bu ipe 3 numara tığ gidiyorsa 1 e, numara daha fazla yapacaksınız. Çünkü dediğim gibi biraz elastik gibi ve e, gevşek öreceğiz arkadaşlar. O yüzden ben 3 buçuk numara tığı tercih ettim. Şimdi öncelikle başlangıç olarak Şimdi bunun sayısı kadar yapmayacağız. Ben bunun sayılarını vereceğim. Ben size küçük bir model olarak göstereceğim. Siz onu istediğiniz sayıya göre zaten model çıktıktan sonra yapacaksınız. Bunun sayısı arkadaşlar bu zincir 54. 54 zincir üzerine kurdum. Şimdi ben size 24 tane çeke 20 tane çekeceğim. Onun üzerine örneğimizi, modelimizi kuracağız. Biraz gevşek olarak yani şöyle biraz bol bırakalım elimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane zincir çekeceğiz böyle. 20 Şimdi bu 20 taneden sonra bu sonuncuyu ellemiyoruz arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip 2 tane milüste alıyoruz. Yani ilmek alıyoruz. Miliste deyince bazen arkadaşlarımız anlamıyormuş. Biz hep çocukluktan beri alışmışım miliste demeye. Şimdi 2 tane ilmeğimizi aldık üst üste ve şu tam başlangıç yerimize İki ilmeği bir çekiyoruz, ikisini bir çekiyoruz ve sonuncuyu üç kere de çıkartıyoruz yani şu şekilde. Arkadaşlar aşağı biraz açık mı diye şey yaptım ama iki tane milüstü ilmeğimizi alıyoruz. Bir saniye altına biraz daha şey koyalım arkadaşlar daha net görmeniz için. Evet. Sepetimizi getirelim. Gözümüzü almasın. Evet. Şimdi tekrar iki tane ilmek alıyoruz. Hiç zincir falan çekmiyoruz. İki tane ilmeğimizi aldık. Hemen yanındaki zincire batıyoruz ve 2 1 2 3 kere de çıkartarak tekrar ilmeğimizi yaptık. 2 tane yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz. 2 tane tekrar ilmek aldım. 1 2 tane zincir atlayıp 3. zincire içine tekrar ilmeklerimi 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 tane milüs alıp hemen yanındakine tekrar 1 2 3. Biraz elimizi volt tutalım, gevşek örelim arkadaşlar ve burada yine 1 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra 2 ilmek alıyoruz. 1 2 tane de ilmek atlayıp üçüncüye tekrar aynısından yapıyoruz 3 kere de çıkartarak. Bu da uzun trabzan arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar devam ediyoruz. 2 mil üst alıp 1 2 tane atlayıp üçüncüye şu şekilde 3 kere de çıkartarak hemen yanındakine önce. Siz bunu ıı, şalınızın istediğiniz kadar zincirim dediğim gibi bu 18 santim şalımız ölçtüm. 18 santim yani 20 santim falan yaparsanız zincirinizi ona göre çekersiniz. Bu modeli aynı şekilde kurarsınız arkadaşlar. 2 mil üstü alıyoruz. 1-2 tane atlayıp 3. ye ip markası falan da Vermedim. E ee, istediğiniz ipten e, yapar yapabilirsiniz. Bu biraz salaş böyle bir e, cıvık ipler olur arkadaşlar. Böyle salar kendini ipler. O tür bir ipten her zaman ben modellerimi bununla çıkartıyorum. Siz de istediğiniz ipten örebilirsiniz. Yeter ki elinizi biraz gevşek tutun. Bu modelimizin e, asıl püf noktası biraz elimizi gevşek tutmak. 2 tane zincir çektim. 2 mil üst aldım. 2 tane atlayıp bir tane kaldı burada. 1 2 3 ve burayı bu şekilde çıktım. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri döndüm. Şimdi aynı bu ilmeklerimizin üstüne bunda tek ilmek yok arkadaşlar. 2. Hepsinin mil üstüsü 2. Hep 2 mil üstüyle çalışacağız. 2 tane mil üstümüzü aldık. Bakın şu arada hani yapıyoruz ya bu ıı, trabzanlarımızın şöyle arasına geçirip önce şöyle önden 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 2 tane ilmek kalıp diğerinin yine arasından geçiriyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde. Tekrar 1 2 3 kere de çıktık. Şimdi burada 2 zincir çekip 2 tane ilmeğimizi aldık. Bu sefer önden yapmıştık. Bu sefer arka taraftan. Şöyle. 1 2 3 kere de çıktık. 2 tane ilmeğimizi aldık. Diğerinin hemen arkasından 1 2 3 bakın. Şimdi burada hiçbir şeye benzemiyor böyle yaparken ama yaptıkça görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model çıkıyor. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyoruz. 2 tane ilmeğimizi aldık. Önden aldık, arkadan aldık. Şimdi tekrar önden. Yani bir önden, bir arkadan yapacağız. Tekrar önden ilmeğimizi aldık. İki tane ilmeğimizi alıp ikincisinin de arasından geçirip şu şekilde. İki zincir çekiyoruz bu aralarda. İki tane yapıp hep aralarda iki zincir var arkadaşlar. İki tane ilmeğimizi aldım. Bu sefer arka taraftan yine şunun yani şöyle yapıyoruz. Buradan geçirdik. 1 2 3. 3 kere de çıktık. 2 tane ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar bunu 1 2 3 kere de çıkarttık. 2 tane ilme şey zincir çekiyoruz. 2 <laughs> tane ilmeğimizi alıp bu sefer yine önden. 3 kere de çıkarttık tekrar yanına aynısını yapıyoruz. Bu sona geldiğimizde de arkadaşlar bir zincir çekip tek mil üst alıyoruz sonlarda hemen boşluğa Zincire falan değil boşluğa şöyle bir tane uzunca tırabzan yaptık Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri dönüyoruz bu geri dönüşlerimiz hep 6 zincirli olacak Arkadaşlar şimdi Kaç sıra olmuş oldu? Bir sıra, iki sıra oldu değil mi? Üçüncü sırayı da şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. İki tane ilmeğimizi aldık. Şu görmüş olduğunuz, bakın arkadan almışız arkadaşlar. Üçüncüyü de arkadan alarak şöyle. Bir, iki. ilmeğimizi aldık. Ve arkadan yaparak şu şekilde 2 tane zincir çekiyoruz. 2 mil üstümüzü aldık. Şimdi önden yapmışız. Tekrar önden ilmeğimizin arkasından. Yani bu modelimizin püf noktası burası. 3 sıra böyle mesela 1, 2, 3 sıra ördük ya arkadaşlar. Hep arkadan aldık, önden aldık, arkadan aldık, önden aldık, arkadan aldık. Şimdi bunu 3 sıradan sonra yerlerini değiştirdiğiniz zaman bu modelimiz çıkıyor. Şimdi göstereceğim tekrar. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 ilmeğimizi aldık. Şu arkadan bakın yine arkadan almışız. Şuradan ilmeğimizi tığımızı geçirdik. 1 2 3 2 tane ilmek aldık. 1 2 3 kere de çıkarttık. Uzun uzun ve salaş bir şekilde örüyoruz. 2 zincir çekip 2 tane mil üstü alıp bu sefer önden almışız. Önden. İlmeğimizi aldık. Yani 3 sıra öndense önden arkadan aldıysak arkadan alacağız. 3 sırası bu şekilde olacak. 2 tane milüstü alıp tekrar şuradan arkadan yapmışız. Burayı anladık değil mi? Bakın. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Bir tane ilmek alıp sonumuzu hep bu şekilde. Sonları bu şekilde. Şuradaki hemen direkt şuraya bir trabzan yapıyoruz. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip geri döndük. Bakın bir modelimiz bu kadar. Şimdi önemli olan burada arkadaşlar. Karıştırırım derseniz buraya bir çatal iğne takabilirsiniz. Veya 3 sıra zaten sayabilirsiniz. 3 sıra oldu değil mi? Şunları önden aldık. Şuraları arkadan aldık. Önden, arkadan, önden. Bu böyle uzatırsanız da öyle gider. Bir ters bir düz gibi düşünün. Şimdi altı zinciri çektik, geri döndük değil mi? Hep üst sırada bir örneğimizi değiştireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane ilmeğimizi aldık. Hep bunları önden almışız değil mi? Bu sefer bunu arkadan alacağız. İki tane ilmek aldım ve arkadan 3 kere de çıkartarak ördüm. Bunları da önden. Yani arkadan yerlerini değiştirdim. 3 sırada aynı şekilde bunu gideceğiz. Hep 3 sıra 3 sıradan sonra yerlerini değiştireceksiniz. Yapacak hiçbir başka bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. 1 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane ilmek aldım. Bakın burası arkadanmış. Bu sefer önden alıyoruz burayı. 2 tane ilmek aldık. 2 zincir çekiyoruz. 2 mil üstümüzü alıyoruz. Bu sefer arkadan. Yerlerini değiştirmiş olduk. 2 zincir çekip 2 tane ilmek alıyoruz bu sefer önden bunu da bu şekilde yerlerini değiştirerek ilk sıramızı gittik yani dördüncü sıranın ilk sırası 3 sırada bir değiştiği için 1 zincir çekip bir tane ilmek alıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz bu uca. Hemen boşluğa. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri döndük. Şimdi bakın. 3 sıra bu şekilde gittik. Şimdi yerlerini değiştirdik. 1 sıra oldu. 2 sıra daha aynı şekilde yapacağız. Şu şekli alacak sonra. 2 tane aldım. Bakın yerin değiştirmiş önden şimdi önden. Sadece dördüncü mesela 1 2 3, 3 sıradan sonra kuruyorsun tekrar 3 sıra daha gideceğiz bunu. aynı şekilde. 2 zincir çektim 2 tane ilmeğimi aldım. bu arkadan almışız şimdi arkadansa arkadan öndense önden yapacağız arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane ilmek aldık. Buraya kadar anladık inşallah. Ee, anlayamadığınız yerler olursa arkadaşlar bana yorumda da yazabilirsiniz. Gayet açık anlattım ama yine takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Eğer ki e, bazen oluyor yoğunluktan göremeyebiliyorum. Instagram sayfam Handanın örgülerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar bunu gösterirken şunu da söyleyeyim ee, mesela diyorlar ki şu videonuzu bulamıyoruz şimdi ilk açtığınız zaman kanala youtube kanalına girdiğimiz zaman e, videolar 4 tane video gösteriyor hep sürekli ee, orada bir ok işareti var altta oraya tıklasam bile hepsi açılmıyor ama şimdi youtube'a girdiğiniz handanın örgüleri diye eğer ki Resmimin üstüne tıklayıp kanalım açıldıysa hemen üst tarafta e, oynatma listesi, videolar falan yazıyor. O videolara tıklarsanız bütün videolarımı görebilirsiniz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet, bu değiştirdikten sonra ikinciyi de yaptık. Bakın, şöyle burada bir zincir çekip bir tane ilmek alıp bir trabzan yapıyoruz boşluğa. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri dönüyoruz. 3 sıradan sonra 2 tane olmuş. Şimdi aynı şekilde şurayı 3. sırayı da devam ediyoruz. Arkadan almışız. Yani 3 sıra aynı şekilde devam ediyoruz. 3 sıradan sonra yerlerini değiştiriyoruz. Tekrar 3 sıra aynı şekilde gidiyoruz. Model bu kadar. Sona gelelim tekrar göstereyim size e, bitmiş halini püskül yapamayan arkadaşımız yoktur herhalde herkes biliyordur püskül yapmasını ama ben size bir tane nasıl yapıldığını tekrar bunun ucuna takarak göstereceğim e, siz de öğrenmiş olursunuz bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum evet bir zincir çekip buraya bir tane trabzan yaptık 6 zincir çekip şimdi burun anlatayım bunu da anlamış olun geri döndük ya Arkadaşlar şimdi buradan geri döndüğümüzde ne yapmışız 3 sıra aynı şekilde gittik 3 sıra aynı şimdi önden aldıklarımızı arkadan yani 3 sırada bir model değişecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi modelimiz böyle olacak. Çok da güzel gösteriyor. Bakın şu şekilde durduğu zaman. Şöyle biraz ekranı karartayım daha güzel oldu. İşte bu şekilde. Şimdi püskül nasıl yapıyoruz? Bunu bitirdikten sonra boyunu da arkadaşlar istediğiniz kadar uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Bunun da genişliğini dediğim gibi 54 54 ilmekten yapabilirsiniz. Bunu ben model olsun diye yaptığım için kesiyorum. Şöyle istediğiniz uzunluk ne kadar istiyorsanız bizim püsküllerimiz 10 santim diyelim. Yani şöyle tuttuğumuz zaman biraz aydınlatalım şurayı. Siz bir kitap yardımıyla da yapabilirsiniz. Kitaba ben bazen onunla yapıyorum. Şu 20 santim mesela, bundan 2, 3 kat yaptık. Dediğim gibi bu böyle tabii ki biraz zor olur. Kitaba doladığınız zaman bu kadar mesafeyi bu 20 santim istediğiniz kalınlıkta uzunlukta yapabilirsiniz. Yani şurası 10sa. Burayı kaç istiyorsanız arkadaşlar burasını 15 istiyorsanız 30 santim yapacaksınız. Çünkü ikiye katlanacak. Şimdi burada 3 kat yaptım. Ve şuralarını keserek Şimdi bu şalımız bitti. Şunu iki kat yapıyoruz şöyle. Bunu iki kat yaptık. Hemen şu iki tanenin arasına değil de sadece şu iki iki atladığımız yerlerden şuradan göstereyim. Çektik. Hemen şu arasından bunu geçiriyoruz. Ve şu şekilde bağladığınız zaman size püskül oluyor arkadaşlar. Bunu her bir boşluğun arasına yapabilirsiniz. Bunu kalın istiyorsanız 4 kat, 5 kat nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Püskülümüz de bu şekilde. Yine takıldığınız yerler olursa e, yorumlarda e, bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.